Şimdi Tuba son zamanlarda çok hit şarkı yapmış oldun. İnceden inceden olsun falan. Yani şimdi bu neydi? Şuraya da... Sığınak albümü. Albüm, evet. Sığınak albümünde de mesela bu Taş Yürek. Kim bu Taş Yürek? Yani bilmiyorum, Hayatında Taş Yürek var. var ama kimdir bunun söz, müziği, Evet. klibi kime aittir? Biraz ondan bahsedelim. Şöyle, sözü Meral Turan'a ait. Müziği ve düzenlemesi de Birkan Şener ve Gökçer Turan'a ait. Bu Evet. arada Birkan zaten benim aynı zamanda orkestra şefim. Orkestrada da aynı, birlikte sahne alıyoruz. Birlikte müzik Öyle yapıyoruz. mi? Aslında bu şarkıyla buluşturan da beni Birkan'dır. Harika. Neredeyse böyle artık albümü tamamlamıştık. Yani bitmek üzereydi. Ki Taş Yüreği dinleyene kadar. Sonra Taş Yüreği dinledim. Ben zaten şarkının sözlerine de müziğine de vuruldum yani. Hemen böyle işte Birkan'la bir dedik ki bir bakalım senin sesinden nasıl olacak şarkı falan. Bir deneme yaptık öyle. Demo kayıt aldık falan. Tam benlik bir şarkıydı gerçekten Taş Yürek ve Evet. albüm çıktıktan sonra diye falan o kadar çok sosyal medyada yazan oldu ki bu şarkı ne zaman kliplenecek, ne zaman kliplenecek diye. Ben de o yazanların da isteğini kırmamış oldum. Taş Yürek'i de işte böyle zor bir zamanda sevgili Mustafa Özen çekti klibimizi de. Aa, bizim Mustafa mı çekti? Evet ya gerçekten ya o kadar teşekkür ediyorum ki bilmiyorum şu an izliyor mu bizi. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç geçiriyoruz. Kimse evden çıkmıyor. Yani kimse kimseyle görüşmüyor. Hani baktığında klibi izleyen herkes şey diyor. Aa, bu zamanda nasıl bu klibi çekti? İşte prodüksiyonlu gibi gözüküyor ama bildiğiniz 3-4 kişiyle çektim o klibi. Hepimiz de gerekli tedbirlerimizi alarak. Evimde çekemedim çünkü hani gürültü ve ses problemi olmaması adına. Bir platonun sadece belli bir alanında çektik onu. İşte terasında çektik, işte bahçesinde çektik falan. Gerçekten çok güzel bir çıkarttı. Bir de benim çok olduğum gibi gözüktüğüm, doğal. Beni gerçekten iyi yansıtan kliplerimden biri oldu. Ben çıkan sonuçtan çok mutluyum. Mustafa'ya da çok teşekkür ediyorum. Böyle zor bir zamanda Selam olsun Mustafa'ya da. klip Güzel işler çektiği için yapıyor. bana. Geçmişten beri güzel işler. Sen de bir ara Kesinlikle. klip Tabii, çekiyordun. biz Mustafa'yla normalde 2014'te tanışıyorduk. O zamandan işte şimdi Taş Yürek meselesi. Ben klip çekmiyorum canım. Klip fikri bana aitti Yas'ta. Yani sevgili Erkan Nas o zaman bana klipte yardımcı olmuştu Yas şarkısında. Sadece fikir bana ait orada da. Harika, Evet. süpermiş. Tuğba Yurt ya, gerçekten sana memleket gibi kız demelikleri lazım. Yani hani baktığımız zaman Tuğba, İstanbul'a taşındın mı o dönem? Tabii Çünkü tabii. sen gidiyordun geliyordun Bursa'ya, hatırlıyorum. Evet ya benim ilk sene bir sıkıntılıydı işte sen de şahit olduğun dönemler. 2014'te Evet. ben zaten normalde Bursa'da ve olduğum için Bursa'da yaşıyordum. İşte Sakin Ol projesi tuttu. Biraz aslında benim için süreci gözlemlemeye çalıştım ben. Hani her şey yolunda gidecek mi, İstanbul'a gelmeme değecek mi diye. Baktım her şey yolunda gitmeye başladı. 2014 sonu muydu, 2015 miydi tam hatırlamıyorum. İstanbul'a yerleştim. Yani benim de bir 4 yıl falan var burada, buradayım artık. Tabii ailenin bir kısmı yine Bursa'da. Ara sıra böyle boşluk olduğu zaman gidiyordum ben de konserlerden fırsat buldukça. Artık İstanbul'dayım.